Merhaba sevgili öğrencilerim. Geldik alıştırma tabanındaki sorulara. Sayfa 127. Kalemimizi alalım ve başlayalım. Aynı hizada başlayan boruların birbiriyle karşılaştırılmalı yukarıda verilmiş. Buna göre ben kırmızının, mavinin ve sarının uzunluklarının hepsini bulabilirim. Kırmızı bana zaten hazır verilmiş 12 cm. Maviyi bulmak için ne yapmam gerekiyor? 12 ile 9'u toplamam gerekiyor. O da ne yaptı? 21 cm. Sarıyı bulmak için de 21'den 4'ü çıkarmam gerekiyor. Çünkü maviden 4 cm eksik. 21 eksi 4, o da ne yaptı? 17 cm. Ben bunları bulduktan sonra soruya devam ediyorum. Sarı boru mavi borunun yarısından başlayacak şekilde yerleştirildiğinde soru işaretiyle gösterilen uzunluk kaç santimetredir? Şimdi şurası mavinin yarısı olacak. Yarısını bulmak için ne yapacağım? Maviyi 2'ye böleceğim. Yani 21 bölü 2. Burası 21 bölü 2. Burası da sarının hepsi olacak. Sarı ne kadardı? 17. O zaman soru işareti 21 bölü 2 ile artı 17'nin toplamıdır. Hemen bulayım. Ben bunu bulabilmek için 21 bölü 2'yi tam sayılı kesire çevirdim. O da ne yaptı? 10 tam 1 bölü 2 artı 17. Toplamada tamları toplayabiliyorum. 27 tam 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir? Yarım demektir ondalıklı sayılarda. O da nedir? 27,5'tir. Yani doğru cevabım Ceyhan. İkinci soru. Selcan aşağıdaki torbaların içine üzerinde farklı resimlerin yazılı bulunduğu toplar atıyor. Topları görüyoruz. Selcan birinci ve ikinci torbadaki topların üzerindeki kesirlerin çarpımlarının sonuçlarının eşit olmasını istiyor. Buna göre ikinci torbaya aşağıdaki toplardan hangisini koyarsa her iki torbadaki kesirlerin çarpımlarının sonuçları eşitlenir. O zaman ben birinci torbadaki kesirlerin çarpımlarını bir bulayım. Hepsini yan yana yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 çarpı 9 bölü 8 çarpı 10 bölü 16. Şimdi bakalım sadeleştirilecek olanlar var mı? 3 ile 9 sadeleşir. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 5 ile 10 sadeleşir. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. 2 ile 8'i de sadeleştirebilirsiniz. 2 ile 16'yı da sadeleştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Ben 8 ile sadeleştiriyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. Yukarıda ne kaldı? 1, 1, 3, 1 çarpımları 3. Aşağıda 1, 1, 4, 16. 16 çarpı 4 ne yaptı? 64. Şimdi ikinci torbadaki sayıları yazayım. 1 bölü 2, 15 bölü 18, 12 bölü 8 çarpı 3 bölü 4. Şimdi bakalım neler sadeleşiyor. 2 ile 12 sadeleşiyor. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. 6 ile 18 sadeleşir. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 3. Bu 3 ile bu 3 gitti, 1 kaldı. Geriye ne kaldı? 15 bölü 32. Şimdi şöyle düşüneceğim. 15 bölü 32'yi hangi sayıyla çarpayım ki 3 bölü 64 çıksın? Buradaki sayıyı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Benim 3 bölü 64'ü bölmem gerekiyor 15 bölü 32'ye. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim ve aradaki işlemi çarpma yaptım. Bakayım sadeleşenler var mı? Evet var. 3 ile 15. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 5. 32 ile 64. 32'ye böldüm 1. 32'ye böldüm 2. Sonuç kaç çıkıyor? 1 bölü 10. Demek ki ikinci torbaya yazmam gereken sayı nedir? 1 bölü 10. O da hangi seçenekte var? Bursa'da var. Üçüncü soru ne diyor bana? Ayça yemek masasının üzerinde aşağıdaki şekilde verilen eşit uzunlukta kitapları diziyor. Bakın 4 tane kitap diziyor. Masanın üzerine görseldeki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde en fazla 4 adet kitap konulabildiğine göre masanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın olur demiyor, olabilir. Çünkü benim masama 4 tane kitap koyuyorum. Fazladan şurada bir de aralık kalıyor. Demek ki 4 kitabın uzunluğundan daha büyük. O zaman bulayım. 42 bölü 3'ü 4 ile çarpayım. Ne yapar bu da? 42 ile 3'ü sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 14.
14 ile 4'ü çarpayım. 4 kere 4 16. Bir elde 4 kere 1 4. Bir de elde 5. 56 santimetre. Benim aradığım uzunluk 56 santimetreden büyük olacak. Şimdi başlayalım A şıkkından. 98 bölü 4. 98'i 4'e bence tam bölünebiliyor mu? Bakalım. 9'un içinde 4 2 defa var. 1 kaldı. 18'in içinde 4 4 defa var. 16. 2 bölü 4. 56 24 tam 2 bölü 4 56'dan büyük değil. O zaman A şıkkı gitti. 107 bölü 3. 107 3'e tam bölünmez. Çünkü 7 1 daha 8. 8 3'e tam bölünmez. Bakalım. 10'un içinde 3 3 defa var. Burada 17. 17'nin içinde 5 defa var. 15 16 17 2 kaldı. 2 bölü 3. 35 tam da 56 tamdan gene büyük değildir. Gitti. 135 bölü 2. Bunu tam sayılı kesire çevireyim. 62 tam 1 bölü 2 yaptı. 62 56'dan büyüktür. O zaman olabilecek seçenek hangisidir? Ceyhan'dır. Gelelim 4. soruya. Aşağıdaki cam kavanozlarda farklı renklerde toplar bulunmaktadır. Her bir kavanozun altında kavanozda bulunan topların kaçta kaçının alınacağı verilmiştir. Buna göre en çok top kalan kavanozdan en az top kalan kavanoza doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? O zaman kaç tane alındı, kaç tane kaldı onu bir bulayım. Şimdi 36 topun 3 bölü 4'ü alınıyor. Sayı önde, kesir arkada. Ne yapacağım? Çarpacağım ve böleceğim. 36'yı 4'e böldüm. 9. 9 çarpı 3, 27 tanesi alınıyor. Kaç tane kalıyor? 36'dan 27'yi çıkardım. 9 kalır birinci kavanozda. İkinciye başlıyorum. 45'in 7 bölü 9'u alınıyor. 45'i 9'a böldüm. 5. 5 ile 7'yi çarptım. 35 tane alınıyor. Kaç tane kalıyor? 45'ten 35'i çıkardım. 10 kalır. Bu da ikinci kavanozdaki. Üçüncü kavanozu devam ediyorum. 27'nin 1 bölü 3'ü alınıyor. Demek ki 27'yi 3'e böldüm. Ne çıktı? 9 alınır. Ne kadarı kalır? 27'den 9'u çıkardım. 18'i kalır. Şimdi en fazla kalandan en az kalana doğru sıralayacağım. En fazla üçüncüde kalıyor. Sonra ikincide, sonra birincide. Yani 3, 2, 1 sıralaması olması lazım. O da hangi şıkta var? B şıkkında. Gelelim 5. soruya. 5. soruda ne diyor? Bir bilgisayar programında kesirlerle ilgili algoritma aşağıdaki gibi veriliyor. Doğal sayıya giriyorsunuz birinci adımda. İkinci adımda sayının 3 bölü 4'ü hesaplanıyor. Üçüncü adımda sonuç tek ise ikinci adıma geri gidiliyor. Yani sayının gene 3 bölü 4 alınıyor. Çift ise dördüncü adıma gidiyorum. Sonucun çeyreğini bul. Çeyreğini bul demek dörtte birini bul demektir. Beşinci adım sonucu ekranına görüntüle. Ahmet öğretmen giriş ekranına 256 yazıyor. O zaman birinci adımdan başlıyorum. 256'yı yazdım. 256'nın 3 bölü 4'ünü hesaplayacağım. 256'nın 3 bölü 4'ünü hesaplayacağım. Ne yapacak? Çarpacak, bölecek. Ben ilk önce 256'yı 4'e bölüneyim. Bölünebilme kurallarından 56 4'e bölünür. O zaman bu sayı da 4'e bölünür. 25'in içinde 4 6 kere var. 24 çıkardım. 16 16'nın içinde 4 4 kere var. Çıkardım 0. 64 ile 3'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12 bir elde 18 19. Sayım 192 hesapladım. Diyor ki tek ise ikinci adıma git. Hayır, tek değil. O zaman geçtik bunu. Sonuç çift ise dördüncü adıma git. Evet, çift olduğu için dördüncü adıma gittim. Yani 192. Ne yapıyorum? Çeyreğini bul. Çeyreğini bulmak ne demekti? 4'e bölüyorum. 192'yi 4'e böldüm. 4 kere var 16. Çıkardım 32. 8 defa var 32. Çıkardım 0. Bulduğum sayı nedir? 48. Ekranda görüntüle. Hangi sayıyı buldum? 48. O zaman sonucum nedir? Ceyhan'dır. 6. soru. Orhan'ın bir adımının genişliği 15 tam 3 bölü 20 santimetredir. Orhan görseldeki gibi duvarın
arasında birinden diğerine 20 adım attığında 8 santimetrelik boşluk kaldığını görüyor. O zaman ben bu iki duvar arasındaki uzaklığı bulmak için ilk önce Orhan'ın 20 adımda kaç santimetre attığını bulmam lazım. O zaman 15 tam 3 bölü 20 ile 20'yi çarpmam lazım. İlk önce çevireyim. 15 çarpı 20 300. 3 daha 300. 3 bölü 20 çarpı 20. 20'ler gitti. 303 kaldı. Ama ne oldu? 8 santimetre arttığına göre 8'i buna eklemem lazım. O da ne oldu? 311 santimetre. Demek ki buranın uzunluğu 311 santimetre. Buna göre adım genişliği 14 santimetre olan Feyyaz aynı iki duvar arasını tam adımlarıyla ölçtüğünde kaç santimetre boşluk kalır? O zaman ne yapıyorum? 311'i 14'e böleyim. Bakalım kaç adım atacak, ne kadarı kalacak? 2 kere var, evet, 28 çıkardım, 3, 1'i indirdim, gene 31. 31'in içinde 14 2 defa var. 28 çıkardım, 3. Demek ki 22 adım atacak, 3 santimetre kalacak. Bana ne soruyor? Kaç santimetre boşluk kalır? Ne kadar? 3 santimetre. Yani cevabım Adana. 7. soru. Bilgi. Ana renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Bu renklerin karışımı ile ara renkler oluşur. Ara renkler yeşil, turuncu ve mordur. Yeşil oluşturmak için sarı ve mavi, turuncuyu oluşturmak için kırmızı ve sarı, moru oluşturmak için kırmızı ve mavi gerekli. Yukarıda eşit bölmelendirilmiş 3 ayrı çark içerisinde sarı, mavi ve kırmızı renkte şeffaf kaplar geçiriliyor. Birinci ve üçüncü çark, yani şunlar üst üste konursa oluşan renk turuncu olacak. Bakalım kaç tanesi turuncu olacak? Aynılar üst üste gelecek. Bakın şimdi şununla şu üst üste geldi. Bununla bu geldi. Bununla bu geldi. Bakalım bir de şununla şu geldi. O zaman turuncu renk 8 bölmeye ayırmıştım. Kaç tanesini? 1, 2, 3, 4 tanesi oldu. Turuncu renk 4 bölü 8. Tamam. Şimdi ikinci ve üçüncü çark, yani şu ikisi üst üste gelecek. Bu ikisi üst üste geldiğinde taradıklarımı bu sefer ne yapayım? Şöyle göstereyim bakın. Bu, burası. Bakalım hangisi bir de? Bir de bu. O zaman bunda hangi renk oluşuyordu? Mor. Gene 8'e böldüm. Kaçını birlikte taradım? 3'ünü. Mor renk miktarını gösteren kesre bölümü diyor. Bakın hangisi turuncu üste gelecek? Turuncu bölü mor. Yani turuncuyu mora böleceğim. 4 bölü 8 bölü 3 bölü 8. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 8'ler gitti. Geriye ne kaldı? 4 bölü 3. Yani doğru cevabım Denizli'dir. 8. soru. Koşu ve yürüyüş yapan Serdar'ın etap etap yaptığı spor aktivitelerinin süreleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu aktivitelere en az kaç dakika süre ayırmıştır? Etaplar arasında bekleme süresi 30 saniyedir. Yani şuradan şuraya gidersem 30 saniye. Bundan buraya giderken 30 saniye. Bundan buraya geçerken 30 saniye. O zaman ben ilk önce etap arasında geçen süreyi hesaplayayım. 30 çarpı 3'ten 90 saniye. Bu da ne yapar? 1,5 dakika yapar. Çünkü bu nedir? 1 dakika 30 saniye. Bu da 1,5 dakika yapar. Şimdi dakikalarımı toplayayım. 4 tam 1 bölü 4 dakikadan hepsi aynı olduğu için ben 4 ile çarpayım bunu. 4 kere 4 16, bir daha 17 bölü 4 çarpı 4. 4'ler gitti. Kaç kaldı? 17 dakika. Bir de etap aralarındaki 1,5 dakikam var şuradaki. İkisini topladığımda ne olacak? 18,5 dakika olacak. O da doğru cevap hangisi olacak? Denizli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.